Evet, Motalya'dan herkese merhaba. Bugün sözünü verdiğimiz MT-125 videosunun devamını çekiyoruz. Bugün MT-125'e şöyle biraz yol videosu, artı bir de bir top speed'ine bakacağız sizlerle beraber. Bakalım bu MT-125 denilen yaklaşık 16 beygirlik bir motor bizlere neler vaat ediyor, neler yapıyor, kaç kilometre hıza çıkıyor, bunlara bakacağız. Ufaktan başlayalım yolumuza. Yani çok fazla konuşmayı düşünmüyorum bu videoda, baştan söyleyeyim onu. Hani yolun tadını çıkartın biraz, hani tamam çok güzel yollardan geçmeyeceğim ama en azından şöyle biraz ana yol, şehir içi, döşemealtı şehir içinde biraz turlayacağız. Ardından ufak bir top speed videosu yapacağız. Bugün de burada pazar var, aşırı kalabalık. Şuradan bir çıkarsak sağ salim, gerisi hiç önemli değil. Evet, sabırsız insanımız beklemiyor, direkt düdüğü çalıyor. Umarım ses iyidir şu anda, ses kalitesi güzeldir. Hem egzoz hem benim sesimi alıyordur. Yoksa sıkıntı. Aşırı kalabalık ya. Sağ ol yol verdiğin için. Bayağı centilmensin. Evet. Hava şu anda bir 30 derecenin üzerinde ama her şeye rağmen biz dizlik, mont, eldiven, kask, komple ekipmanla bindik. Çünkü olması gereken bu. Güvenlik için bu şekilde binmek her şeyden önemli. Çünkü abi sonuçta can. Şehir içinde ben 50 km sürate çok geçmemeye çalışıyorum. Çünkü ona göre bir fren mesafesi var. Ona göre bir ani durum frenleri, panik frenleri vesaire bu tarz şeyler rahatlıkla kullanabiliyorsun. Onun için genellikle 50 km ile seyahat etmeyi seviyorum. Şu an vizörümü kapattım. İnşallah boğuk değildir ses. Ya şöyle yapalım. Biraz motorun ben hissiyatından bahsedeyim size. Çünkü geçen sürdüğümüzde, daha doğrusu geçenki videoda sürmedik. Sadece muhabbetini yaptık. Oturuş pozisyon olarak gayet güzel. Hemen bacağın arasında depoyu sıkıca kavrayabiliyorsun. Artı motosikletle dönerken gidonu tuttuğunda ellerin depoya değmiyor. O açıdan güzel. Zaten naked bir motosiklet. Hani böyle ne beline çok ağrıtıyor ne de poponu ağrıtıyor. Selesi falan rahat yani. Tam ideal. Ne çok mükemmel ne de kötü. Böyle tam ideal bir motosiklet olmuş yeni başlayacak kişiler için. Artı boy olarak da boyun 1.83 civarlarında. Rahatlıkla binebiliyorum. Ki bu motora 1.70 boylarında insanlar da rahatlıkla binebiliyor. Öyle çok alım şahım bir yüksekliği yok çünkü sele biraz düşük olduğu için. Onun haricinde gaz tepkileri güzel. Yani şu an 6. vitesi zaten bu kadar ama biraz tork olduğu için bak gazı açtığımda motor gitmem demiyor ki 6. vites de bu. Ona rağmen gayet başarılı. Yani normal devirli hızlanma yapsam tabi bundan çok çok daha fazla bir hızlanma olacak, daha seri olacak makine. Buna rağmen gayet güzel. İnşallah şu anda ses kaydı yapıyordur, yoksa kayıt yapmıyorsa benim için sıkıntı, tekrar çekmem gerekecek. Umarım kayıt yapıyordur.
yoksa kızsın yoksa arkamı göremiyorum. Evet, ışık ışık, her yerimiz ışık. Arkadaşlar, motosiklet başarılı. Sürüş konforu, keyfi, gaz tepkisi ve frenleri gerçekten güzel. Ben bu tarz naked SS sevmedim, zaten belirtmiştim, ama bu motosiklette insan yine bir şey yapıyor, hani çok yorulmuyor, sıkılmıyor. O yüzden ben bu MT125'i sevdim. Çok hızlı değil, çok yavaş değil. Tam böyle istediğim gibi. Çünkü ben Rainzik, Naked, bu tarz büyük makinelerden biraz çekiniyorum. Ha, ama Harley Davidson 883, 1200'e 1000 benim için sıkıntı yok. Ama bu tarz makine gerek oturuş pozisyonu, gerek sürüş pozisyonundan dolayı bir çekingelerim oluyor, çekincelerim oluyor. Onun için bu 125cc tam bana göre. Evet, bir top speed yapalım olmazsa. Kesicili. Biraz beni yavaşlattı ve cüssü olarak biraz da hani Eren arkadaşımızdan iri olduğum için benim motorda gördüğüm top speed 125 oldu. Yani her cc başına 1 kilometre hız gördük açıkçası. 125 cc abi, hani bu motorla sen 120 hızında, yani 120 süratlerinde rahatlıkla uzun yolla gidersin. Zaten aslına bakarsan uzun yolla hız limitlerimiz 110-120 aralığında ana yollarda, otoban tarzı yollarda. Onun için güzel abi ya. Hani zaten ben çok hız seven bir insan değilim. Sevmediğim için de bana çok tatlı geldi. Belli bir limiti var abi. 125. Yeter abi, 120-120 gezeceksin. En azından hani şey var, konfor var biraz. Hani hem konforlu olsun, hem ben yola gideceğim, düşük cc olsun, yeni başlayacağım diyorsan kesinlikle mükemmel bir şey. Ben fazlasıyla beğendim. Beğendiğimi söyleyebilirim. Yeni başlayacak olan arkadaşlara da hani naked tarzı bir motosiklet istiyorsa bu motoru tavsiye ediyorum. Fazlasıyla güzel. Teşekkürler tırcı dayıcım, her yeri toz yaptın.
da bir benzin alalım. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Onun fişini almayayım ben. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, benzinimizi de aldık. Gariban iş aldık ama olsun, yani sonuçta bir benzin aldık abi buna. Şimdi yavaştan bir geri dönüş yolu yapacağız. Vizörüm açık, bilmiyorum hani çok rüzgar alıyor mu, almıyor mu? Şu yolu da bir yapmadılar, bir asfalt dökmediler var ya, yemin ediyorum. Tozun toprağın içinde, çukurların içinde geçip duruyoruz sürekli. Bu arada kameramız kayıt yapıyor. Evet, Eren arkadaşımız motosikletiyle 138 kilometre hız yaptığını söylemişti. Biz ise 125 kilometre hızlara çıkabildik. Ama tabii bu havanın rüzgarlı oluşu, benim biraz iri olmam, yani kiloya bakıyor açıkçası biraz da. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zaten 125 cc bir makine maksimum yaptığı 130-135 civarlarında bir sürat, bu yolun eğimine de bağlı. Benim gittiğim yolda hafif eğim vardı, yukarı doğru eğim vardı, aşağıya doğru değil. Onun için 125 civarlarında bir sürat yaptık ki yeterli. Belirttiğim gibi başta da 125 cc'lik bir makinenin adam her cc'sine 1 kilometre hız koymuş ve 125 kilometre hız yaptık. Ben yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Daha fazlasına gerek yok. 125 bile fazla. 90-100. Hatta ben 70-80 ile geziyorum çapırla gezerken. Çok, 80-90 da çok. Sevmedim, almayın falan diyormuşum. Şaka bir yana ama gerçekten yeni başlayacak olan arkadaşlar için hem makinenin ani böyle yani gaz açtığın zaman bir anda şahlanması vesaire tarzı şeyler olmadığı için yeni başlayacak arkadaşlar için birebir ideal bir motosiklet aslında. Hem gaz tepkileri olsun, oturuş pozisyonu olsun, sürüş şekli olsun. Şu yeşille geçelim. Evet. Fazlasıyla ideal. Çok anlatacak bir şey olmadığı için yani bundan böyle buradan itibaren böyle seyir şeklinde vlog tarzı bir şey olsun diye fazla konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü ses kalitesi şu anda nasıl gerçekten bilmiyorum. Onu da bozmak istemiyorum. En azından sürüş kalitesi bozulmasın diye. Şeye değinebiliriz ama bu motosiklette vites göstergesi yoktu. Yani arkadaşlar bazı soru soranlarımız oldu. Hani nasıl yapacağız? Ekstra vites göstergesi takılıyor mu tarzında. Ya şimdi arkadaşlar ilk başlarda biraz zorlanırsınız ama sonradan alışıyorsunuz. Hani 1, 2, 3, 4, 5 deyip hani sen yürüdüğün zaman artık ayağın alışıyor, elin alışıyor, beynin alışıyor.
otomatikman hani insan ne kadar vites düşüreceğini, ne kadar yükselteceğini çok rahat bir şekilde anlıyor. Onun için hani çok fazla takılmayın bunlara. Maksimum bir hafta sürer alışmanız. Hani zaten şehir içinde kalabalık bir yerse 3-4'ü geçmeyeceğiniz için vitesi de unutmazsınız diye düşünüyorum. Keyifli. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadan sinsi sinsi bir kuş serisi yaklaşıyor. Yol verelim geçsin. Bizi uçurmasın. Nereye gitti? Yok oldu. Işınlandı. Yolumuza geri girelim. Şu an mesela motosiklet 6. viteste. Aman dayıcım. Şu an mesela 2'ye düştü. Düştüğünü tahmin ediyorum. Tahmin değil, direkt düştü yani. Şu an 2. vitesteyiz. Şehir içinden mi gidelim? Şehir içinden gidelim. Biraz sizlere döşeme altını gezdireyim ben. Antalya, döşeme altı. Burası ve burası ana caddemiz. Döşem altındaki ana caddemiz Atatürk Caddesi diye geçiyor. Döşem altının merkezine giden yolculuk konu başlığımız şu anda. Sola geçelim arkamız boşken. Evet, orada bir arkadaşımız daha var. Yani arkadaşımız diyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Çantalı mantalı neymiş bu? Mondial RX Evo serisi. Yanlış görmediysem. Evet. Egzozumuz var. Şehir içinde fazla da bağırtmak istemiyorum. Sonuçta ana yol. Hastası olan vardır, bebeği olan vardır. Kimseye rahatsız etmeye hakkımız yok. Maksadımız zaten trafikte fark edilmek. Sadece böyle ana yol vesaire o tarz yerlerde şey yapıyoruz, egzoz ediyoruz. Aynen RX 3 Mondial'miş bu arada motosiklet. Yanlış görmemişim. Enduro tarzı sevenler için hem uygun fiyatlı. Hiç deneme fırsatım olmadı ama görüntü olarak bence güzel bir motosiklet olmuş. Sürenler memnun kaldığını söylüyor. Dayıcım acı kızlan. Hiç ya, insanlar yemin ediyorum. Umurunda değil, umurunda. Yaşamak ağır geliyor. Şu arkadan gidelim de ışığa yakalanmayalım daha fazla. Ki zaten ara ara böyle geç düşüyor benim jetonlar ama şey demeyi unuttum. Egzozumuzda susturucu var zaten, hani direkt açık gezmiyoruz. Onun için çok fazla da ses çıkartmıyor. Biraz sert saldık.
Evet arkadaşlar, bu kesiciyle de artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Çünkü ofise gelmek üzereyim. Bu tarz sürüş, top speed, yani top speed çok şey yapmıyorum ama sırf siz istediğiniz diye çektim bu videoyu. Yani daha çok sürüş, hissiyat tarzı videolar gelecek. Bundan sonra bol bol gelecek. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.